mikrofon açık kalınca duyuldu. Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüşüyor. 15 Temmuz darbe girişimi davasında mahkeme başkanının Cumhurbaşkanı başdanışmanıyla görüşme yaptığına dair konuşma, mikrofon açık kalınca salonda duyuldu. Konuyu, Oda TV'den Müyesser Yıldız gündeme getirdi. Yıldız yazısında, Sincan cezaevi içerisindeki mahkeme salonunda devam eden bir duruşma sırasında açık unutulan mikrofondan iki üye hakimin, geciken mahkeme başkanı için, başkan Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüşüyor, ifadelerinin salondakiler tarafından duyulduğunu kaleme aldı. Yıldız, yargılanan zanlıların bu durum karşısında reddi hakim talebinde bulunduğu fakat taleplerinin kabul edilmediğini de belirtti. Yıldız'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle. Yer, Sincan cezaevi içindeki duruşma salonu. Dava, 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Tarih, 20 Ekim 2020. Sanıklar yerlerini alır. Mahkeme heyetinden iki üye hakim ve savcı da kürsüye gelir. Mahkeme başkanı beklenir. Bekleme uzun sürünce, üye hakim, diğer üyeye, başkan nerede, diye sorar. Açık olduğu bilinmeyen mikrofondan, üye hakimin verdiği şu cevap duyulur. Başkan Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüşüyor. Gerek duruşma salonundaki sanıklar, gerekse de duruşmaya cezaevinden segbisle bağlanan sanıklar tepki gösterir. Reddi hakim talebinde bulunurlar. Ancak böyle bir olay yaşanmamış gibi duruşmaya devam edilir. Sonrasında sanıklar reddi hakim talebini mahkemeye yazılı olarak iletir, ayrıca başkan hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na suç duyurusunda bulunur. Olayı, cezaevi kanalıyla mahkemeye gönderilen bir dilekçeden özetleyelim. 25 Kasım tarihli dilekçesinde bir sanık, daha önce iki kez, iki gerekçeyle mahkeme başkanı hakkında reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatıp, ikinci gerekçesini şöyle açıklar. Başkanın, Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüşüp, talimat aldığı, dolayısıyla bağımsızlığını yitirdiği. Devamında şunu belirtir. Mahkeme 24 Kasım 2020 tarihli oturumun açılışında reddi hakim talebimin reddine karar verdiğini açıklamış, ancak yapılan açıklamada sadece birinci gerekçeme atıfta bulunulmuş, ikinci gerekçem ve talebime ise değinilmemiştir. Başkan ile aynı gün yaptığım görüşmede, bu gerekçem ve talebim ile ilgili istersem yeniden reddi hakim talebinde bulunabileceğim söylenmiştir. O nedenle talebimi yineliyorum.